Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Ezedis kurucusu Onur Yaltı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesra Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum İstanbul'da. Sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdim. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım sermaye ve borsa ana bilim dalında. Sonra iş hayatına atıldım. Sermaye piyasası ve borsa alanında danışmanlık yaptım. Danışmanlık yaparak başladım. Ama daha çok finans konularında danışmanlık yapıyordum önceleri. Sonra Amerika'ya gittim. Orada da biraz o konularda çalıştım. Tekrar yurda döndüm. Hep danışmanlık yaptım. Fakat 2005 yılından sonra gene danışman olarak sektör değiştirdim. İş sağlığı ve güvenliği sektörüne geçtim. O günden bu yana da, 2005 yılından bu yana da iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık faaliyetlerinde bulunuyorum. Türkiye'yi devamlı geziyoruz. Firmalara, fabrikalara devamlı ziyaretlerimiz var. İş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık veriyorum diye özetleyebilirim kısaca. Harika. Çok güzel, sağlam bir eğitim almışsınız. Bunun tabii avantajları olmuştur. Size bir vizyon katmıştır. Çok güzel mesleki tecrübeleriniz var. Tebrikler, daha nice başarılar diliyoruz size. Peki bu sektöre ilginiz nasıl başladı acaba? Önce esasında tesadüfen başladı iş sağlığı ve güvenliği. Fakat sonra çok sevdim. Yani benim tahsil hayatım daha çok işte finans, sermaye piyasası, borsa ile ilgili ama ona çok sınamamıştım. Yapı meselesi herhalde. Onlar da tabii çok güzel iş alanları. Fakat iş sağlığı ve güvenliğe geçiş yaptıktan sonra kalbim çok ısındı. İş sağlığı ve güvenliği çünkü ne diyelim, tabiri caizse biraz kutsal diyelim. Yani insanların kaza yapmaması için, çalışanların hasta olmamaları için, meslek hastalıklarına sahip olmamakları için çalışıyorsunuz. Yani öyle bir güzel bir tarafı da var. Anlamlı, fayda sağladığınızı hissediyorsunuz, motive edici tabii. Bir tarafı var. Yani manevi bir tatmin aynı zamanda. Çünkü çok önemli bir konu. Aynen, o da güzel oluyor. Tabii ki, mutlu ediyor insanı. Evet. O yüzden son derece önemli evet. Gerçekten. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Şimdi şirketimizde, Ezedis isimli şirketimizde, ben bu şirketin kurucusuyum. Ağırlıklı olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye'de gördüğümüz eksiklikleri tamamlama yoluna gidiyoruz. Yani iş hayatında ne eksiklik var, dünya nereye gidiyor? Bunu Türkiye'de bazen çok iyi takip edemeyebiliyoruz. Biraz geri olduğumuz konular var. Biz bunları çok iyi takip edip, Türkiye'nin buna ihtiyacı var şeklinde bunu Türkiye'ye sunmak şeklinde yola çıktık. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda araştırıyoruz, ediyoruz. En güzel, en faydalı olacağını düşündüğümüz, Türkiye'nin de aslında hazır olduğuna inandığımız ama tanımadığı, ne diyelim, teknolojileri ama iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye'ye getiriyoruz diye böyle çok genel söyleyeyim. Özet olarak değil mi? Çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü maalesef ki iş kazaları da yüksek ülkemizde dünya standartlarına göre. Öyle. Bunların iyileştirilmesi son derece önemli. Siz maalesef. De bir vizyon katıyorsunuz. Dünyayı takip ediyorsunuz. Neler uygulanıyor onları da getiriyorsunuz. Bu son derece önemli bir konu. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şöyle söyleyebiliriz. Ezedis firması olarak... Demin dediğim şeyi açayım isterseniz biraz. Örneğin bu aralar eksikliğini çok hissettiğimiz bir iş güvenliği yazılımımız var. Bu iş güvenliği yazılımı ismi SiteDocs. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde çok kullanılıyor. Yani Kuzey Amerika, işte Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Avrupa ülkeleri. Bu SiteDocs denilen yazılımı çok kullanıyor. Mesela dünyada 4000'den fazla firma bunu kullanıyor. Çok büyük firmalar. Küçüğü de var, büyüğü de var. Fakat Türkiye'ye geldiğimizde mesela bunu kullanan yok. Yok. Tamam, hepimiz Word, Excel, PowerPoint onları kullanıyoruz. Onlar yayılıyor. Ama aslında arka planda orada bazı gelişmeler oluyor yurt dışında. Bunlardan
şey. Bir haberiz bazen. Bir haber kalıyoruz. Biz bunları buluyoruz. Mesela SiteDocs yazılımımız bizim, Türkiye'ye getirdiğimiz bu SiteDocs yazılımı, iş güvenliği yazılımı, fabrikalarda kullanılacak, fabrikalarda, iş dünyasında kullanılacak bir yazılım, firmaların kullanacağı. Fakat bunun Türkiye tarafından bilinmediğini ve kullanılmadığını gördük. Türkiye'de bunu anlatmaya çalışıyoruz firmalara. Yeni yeni, biraz geç olmakla birlikte ülkemizde yeni yeni bu konuda olumlu gelişmeler var. İnşallah yakın zamanda daha çok görüyor olacağız. Yaygınlaşsın değil mi? Çünkü çok önemli bir konu. Söylediğimiz gibi iş güvenliği ve sağlığının çok geliştirilmesi lazım. Şartların daha etkin bir iletişim de önemli. Kesinlikle. Yani bu SiteDocs denilen iş güvenliği yazılımının daha çok kullanılıyor olduğunu görmeyi arzu ediyoruz. Ve ilham vermek istiyoruz. Aslında hani benzer şeyler de olsun. Yani sadece tabii, ben şu anda bir örnek verir, olarak onun benzeri olabilir. Benzeri olsun. Üretilebilir. Yani üretilsin, başka firmalar başka şeylerde kullanılsın. O bizim arzu ettiğimiz bir şey. Evet. Bu yazılımı bir iki cümleyle özetleyebilir misiniz? Avantajından bahsedebilir misiniz? Tabii. SiteDocs yazılımı bir kere dediğim gibi binlerce firma kullanıyor dünyada. Sadece İngilizce değil, yani Türkiye'de tabii ki Türkçe, Fransızca, İspanyolca falan yani kullanılıyor. Fabrikalarda aslında Türkiye'de iş güvenliği yazılımları yok değil, var. Uzun yıllardır da kullanılıyor. Ama nasıl oluyor bu? Örnek vereyim size. İş güvenliği departmanında çalışan birkaç tane uzman var. Fabrikada veya inşaat şirketinde, şurada burada. Onlar kendi bilgisayarlarını kuruyorlar bu yazılımı. Onların işlerini biraz kolaylaştırıyor. Hani bir muhasebe yazılımı vesaire gibi. O kadar. Orada böyle kalıyor. Halbuki dünyada son yıllarda gidişat farklı. Dünyada bunu şeyler kullanıyor. Her yere sirayet etmiş durumda. Bu iş güvenliği yazılımını örneğin işçiler cep telefonlarında. Herkes de artık akıllı. Akıllı telefon var. Ücretsiz indiriyorlar. Firmanın tabii genel bir lisans almış oluyor. Oraya şifrelerini girerek bütün işçiler, ustabaşları, kendi evet, aralarında da bağlantı. Kendi aralarında chatleşme ama evet, iş güvenliği alanında. Tabii. Gerekli dokümanlara ulaşma. Çok önemli. Arşivler. Aynen. Formlar. Mesela size ne şöyle. İhtiyacı varsa. Evet, iyice somutlaştırayım. Mesela Türkiye'de iş güvenliği departmanı işte bir kaza olmuş. Bilgisayara giriyor oradaki personel. Tabii ki kendisine yardımcı oluyor yazılım. Ama mesela ben bir örnek vereyim. İşte bu SiteDocs yazılımı kullanırlarsa eğer. Sahada form, tabii, normalde mesela sahada bir dolu fabrikalarda formlar vardır. O formlar yırtılır, maalesef, kırışır, lekelenir, tabii, kaybolur. Tabii. Her tarafa doldurulmamıştır, eksiktir, iş güvenliği departmanı onları toplamaya çalışır. Bir de şunu problem, çok görüyoruz, mesela bir ustabaşı bir yerde bir şeyi tamir edecek. Onay alması gerekiyor bir kaza olmaması için. O küçücük şeyi yapmak için o formla işte bir mühendisten bir onay almak için o öbüründen onay, birkaç yerden onay evet, alması gerekiyor. Akşama kadar uğraşıyor. Ancak. Bazen birisi bir mühendis o gün gelmemiş izinli tabii, veya bir toplantıda lazım, bekliyor. O akşama maalesef, kadar o iş kalıyor. Ertesi güne kalabiliyor maalesef falan. Ama bu böyle. İş kaybı bu. Evet. Ama mesela bu SiteDocs yazılımı kullanan yani pratik, yurt dışındaki işlemler tabii, cep telefonundan işliyor. Herkes ulaşabiliyor. Toplantıda olsa bir onay verebilir yönetici. Karşısına geliyor herkesin. Kimin nerede olduğu belli. Ben size formu ben imzaladım siz şey yapın diyebiliyor. Tabii. Bunlar mesela Türkiye'de yapılmıyor. Çok güzel. Çok Türkiye'de yapılmıyor. Hızlaştırıyor. Yeni Allah'tan önce birkaç firma var. Bence biraz geç olmakla birlikte Türkiye adına söylüyorum bunu. Çok güzel bir şey yaparak mesela TÜPRAŞ'ın Türkiye'nin bir numaralı firması. Tabii. Buna yeni başladığına şahit oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Harika. İnşallah öbür firmalarda inşallah, böyle örnek olsun. Bir örnek olsun girerler güzel, bu konuya inşallah. Şahane. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özellikler gerekir? Evet, yani aslında herhangi bir firma yapabilir bu yazılımı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda bir şeyler yapması gereken herhangi bir sektör, hangi sektörde olursa olsun, o firma
bu yazılımı satın alabilir, bu yazılımı kurabilir ve çalışanlarını bunu kullandırtmaya başlayabilir. Yani bu küçük firmalarda bile olabiliyor. Özellikle tehlikeli, orta tehlikeli tabii. ve çok riskli tehlikeli iş yerlerinde onların biraz daha bu konularda tabii hassas. Yatırım yapsınlar, bunu alsınlar lisansını, kullansınlar. Aynen, bu teknoloji, bu gibi teknolojiler artık ihtiyaç var. Kesinlikle. İş dünyası çok hızlandı. Kısa sürede çok işin yapılması tabii, gerekiyor. Vakit nakittir sözü çok bu doğru. Bu kazaları arttırıyor. Maalesef tabii. Ülkemiz olarak zaten problemli bir alan. Maalesef. Bari bu teknolojilerden faydalanalım ki tabii. onlar bize şey sağlasın. Tabii, daha güvenilir bir firma oluyoruz ve yatırımcılar da buna önem verirler. Ya bu modern bir firma derler. Kesinlikle. Bu İtibarı dönem. Yükseliyor firmanın. Kesinlikle. Bakın ben şu anda mesela Tüpraş buna geçti. Tabii. Bunu sosyal medyada duyurdu. Neyse. Ben burada söylüyorum, insanlar neyse. Duyuyor falan. Örnek olsun. Evet, bu itibarını da yükseltiyor firma. Çok. Bir de kaza olursa da itibarı düşüyor. Doğru. Yani tabii. kaza olması başlı başına zaten çok üzücü bir çok şey. Çok üzücü bir de ama bu, güvenilmez oluyor. Bir de firma açısından böyle bir maalesef. Tarafı da var. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, Nesrin Hanım, izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Bu kanalın izleyicileri iş dünyasıyla alakalı kişiler. İş dünyasında çalıştıkları firmalarda kazaların daha az olması, meslek hastalıklarının daha az olması, insanların daha mutlu olması için yönetimlerinin bu tarz iş güvenliğiyle ilgili dünyadaki teknolojik gelişmeleri... SiteDocs özelinde söylemek istiyorum. SiteDocs özelinde de bu tarz şeyler araştırmalarını ve gündeme almalarını, uygulamaya almalarını konusunda biraz yönetime belki baskı yapsınlar, hatırlatma yapsınlar. Bunun ne kadar önemli olduğunu toplantılarda vesaire yönetimlerinin dikkate almasını sağlasınlar diyorum izleyicilerimiz. Bizimle bağlantı kurabilirler. Tabii Ezedis. Firmasıyla. Ezedis firmasıyla kullanabilirler. Google'dan aratabilirler. LinkedIn'de, Facebook'ta, YouTube'da hepsinde varız. Ezedis yazsınlar. Web sitemizde açıklamalar var. Yeterli olmazsa da oradan iletişime geçerler ve biz her konuda kendilerine destek oluruz. Kendi yapamadığımız bir şeyse de piyasayı çok iyi biliyoruz. Yönlendiririz. O da bazen oluyor. Evet. Onur Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.